Okul filan okuyor musun? Ne yapıyorsun? Ya da okuyabildin mi? Şöyle... Biraz bahsettiğim merak ediyordur annen de şimdi. Ben evlendim anne. Evli misin sen? Ama evlenmek istemedim hiçbir zaman. Yüzüğümü bile takmıyorum ki. Anneannem evlendirdi. Okumak istemedin mi? Okudum. Kendi çabamla okudum yine. Liseye gittim. Daha sonra... Ya tabii beni okutmak istemedi anneannem hiçbir zaman. Hatta bir kere bile sınıfta kalırsan seni okuldan alırım, evlendiririm dedi. Kızlarla erkekler aynı yerde okuyamazmış. Hani tamam belki annem orada hapisteydi. Ama ben de işte anneannemin yanında hapisteydim. Tek kurtuluşum da evlenmek oldu zaten. Kızım, anneannen seni evlendirirken para aldı mı yavrum? 100.000 lira aldı. Ne? Aynı anlattığın gibi. Evet. Bir şeyler değişmiyor işte hayatta. Evet Ayşegül Hanım, aynen. Sen abini ne zamandır görmüyorsun? 10 yıldır görüşmüyoruz. 10 yıldır? Evet, o olay olduktan sonra zaten... Ben Bitlis'e geldim. Babaannem bizim hiçbir zaman görüşmemizi istemedi. Babaannenin yanında kaldı Volkan. Evet. Sen anneannemin yanında Bitlis'e döndüm. Zaten babaannemi hep doldurdu yani. Babaannem hep doldurdu Volkan'ı. Annem hapise girdikten sonra biz babaannemde kalmıştık 2 gün. Hep dedi ki, annen kötü bir kadın. Annen basit bir kadın. Annen aşığı için babandan boşandı. Hayır kızım, hayır. Her şey sizin içinde. Biliyorum anne. Gerçekten her şey sizin içinde. Ya benim bile abimin öz kardeşi olmadığını söyledi. Yok artık. Ayşegül Hanım, her şeyi beklerim onlardan. Hayatımı nasıl mahvettiyse kızımın hayatını da mahvetmiş. Şimdi ben seni sevindirdim biraz, seni de. Şimdi gidip Volkan'ı arayacağım. Programımıza davet edeceğim. İnşallah hep beraber burada oturup konuşacağız. Tamam mı? Tamam, tamam Ayşegül. Bana müsaade edin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Lütfen rahatsız olmayın lütfen. Şimdi Volkan'ı arayalım bakalım. Dram. Dram yani. Efendim? Merhaba, Volkan Bey'le mi görüşüyorum? Evet, benim. Volkan Bey, ben Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusu Ayşegül Günay. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl, bu bir yarışma programı mı? Hayır, bir yarışma programı değil. Programımızı izlememişsiniz sanırım hiç. Programımız bir tür barıştırma, kavuşturma programı. Volkan Bey, bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Mümkün mü? Mümkündür. Evinizin önünde aracımız var. Ekibimiz de orada. Sizden ricam araca inmeniz. Ben sizi tekrar arayacağım sonra. Olur mu? Tabii ki. Olur. Tamam, tamam, bekliyorum Volkan Bey. Sağ olun. Ay ne kadar pozitif kardeşler. Kız ayrı, erkek çocuğu ayrı. Değil mi? Böyle şey, yarışma programı mı deniyor ya. Ne yapsın insanlar? Hakikaten her zaman söylüyorum yani benim de başıma gelse, izlemediğim bir programsa ben de aynı şekilde davranabilirim. Ama programımız çok güzel izleniyor. Sizlere de, siz seyircilerimize de buradan sonsuz teşekkürler. Gösterdiğiniz ilgi için. Sağ olun. Evet, Volkan Bey geldi. Hadi bakalım. Efendim?
Volkan Bey araçtasınız sanırım. Evet, araçtayım. Tamam. Ben şimdi size telefonunuza bir şifre gönderdim. Araçta bir kasa var, görebildiniz mi? Evet, gördüm. Evet. O şifreyle kasayı açarsanız size ait olan emanete ulaşabilirsiniz. Ama lütfen telefonu kapamayın, ben de ne olduğunu merak ediyorum çünkü. Hemen açıyorum. Ne var kasada söyleyebilir misiniz? Buket bu. Buket'in evet. Resmi var. Evet. Kız kardeşiniz. Evet. Uzun yıllardır birbirinizi görmediğinizi biliyorum ama o sizi görmek istiyor. Araç sizi benim olduğum yere getirse olabilir mi? Tamam o zaman. Gelirim. Tamam. Ben sizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Pozitif çocuklar. Erkek de öyle, kız da öyle. Ama tabii anneyi duymadı. Anneyi duyunca ne olacak bilmiyorum. Gidiyorum yanlarına. Ya kuşlar da sanki değil mi şey? Bizim için etiyor. Evet, ilkbaharın temsilcisi gibi. Geldiler bugün, hiç susmadılar. Çok tatlılar. Evet, geliyor Volkan ama sizin burada olduğunuzu bilmiyor. Gerçekten ben Şekil Hanım. Ama kardeşini görmek için geliyor. Şimdi üzülme ama abim seninle görüşmek istemeyebilir anne. Ya şöyle, babaannem abimi çok doldurmuştu. Kim bilir neler söyledi. Senin kötü kadın olduğunu bile söyledi, kötü yolda oldu. Ne bekliyorduk ki yani hani? Sonuçta çok elim bir vaka. Annenin başına gelen çok üzücü. Ya çok mücadele ama ettim. Yani hani... İki gün, ben onların yanında iki gün kaldım. Böyle şeyler söyledi. 10 yıldır kim bilir neler söylemiştir. Hani tahmin edebiliyorum ama üzülme, tamam mı? Hani o böyle büyütüldü çünkü. Çocuğum nasıl da yansın. Ya öyle şey yapmayın. Gelsin bir konuşalım. Yani... İnşallah Şekil Hanım. İnşallah gelir. Bak kızın hiçbir zaman diyor annemin hani... Yanlış olduğunu düşünmedim. Hep annemi... Bizim için yaptı, biliyorum. Evet. Buna inanmış yani. Hani evet, küçücük bir çocuğu kim bilir hani nelerle kandırdılar, konuştular ama biz de konuşuruz, biz de anlatırız. Öyle düşün. Bildan Hanım. 10 yıl bir şeyler çektiysem Ayşegül Hanım, bir şeyin mücadelesini ettiysem, sabrettiysem hep çocuklarım için. Hayatta çocuklarımdan başka kimsem yok benim. Tek amacım bir araya toplayıp tekrar hayat mücadelemi vermek. Kaybettiğim yılları onlara unutturmak istiyorum artık. İnşallah. 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 Çocuk önemli. Canım. Bir tane torunun var. Gerçekten mi? 4 yaşında. Ay, Allah bağışlasın yavrum tamam. Ya. Getirdin mi? Yok, komşuda bıraktım ama buradan çıkınca gideriz. Abim de gelir. Kız mı erkek mi Buket? Erkek. Ay. Adı ne? Mehmet adı. Ay canım. Tamam, tanıştıracağım sizi. Volkan Bey geldi. Ayşegül Hanım. İnşallah bu eller onun elinde tutar. İnşallah Vildan Hanım. İnşallah. Bütün temennim bu. Bana müsaade edin, ben onu karşılayayım. İnşallah onlara sıkı sıkı sarılırım. Tamam.
Görüşürüz. Çok sağ olun. Siz sağ olun.